Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yorum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz kazak modelinin yapımını paylaşacağım. Böyle önünde çok tatlı bir figür çalışması yaptım. Çok şık, çok tatlı oldu kesinlikle. Kazağım bu roba kısmından başlanarak hazırladım. Tamamen düğmesizdir. Arka kısımda da düğme yok, ön kısımda da düğme yok. Yuvarlak roba olarak yaptım. Roba kısmından trabzanlarla sadece tek renk olarak roba kısmını tamamlayıp kolları birleştirdikten sonra da yine diğer rengimize geçtim. Sonda da yine mavi ve beden kısmını lastikle tamamlamış oldum. Yine kollarımızı şöyle göstereyim, bakın kollarda da aynı çalışmaları yaptım. Sadece bilek kısımlarında beyaz rengi kullandım. Siz istediğiniz şekilde renklerini kullanabilirsiniz. Şimdi kazağımın ölçüsünden bahsedeyim size. Şöyle 25 santimlik bir ölçüsü var. Bu da 6 aylık çocukların, yani 3-6 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüdür. Beden olarak da 28 santimlik bir bedeni var. Bu hani buradan girer mi çocuğun başına diye endişelenmeyin. Giriyor arkadaşlar. Ben ölçtüm. Hatta videonun içerisinde böyle benim bir manken bebeğim var. Ona ölçerek de sizlere gösterdim. Gayet rahat bir şekilde giydirebilirsiniz çocuklara. Evet, şimdi malzemelerim de bu iki ipim de kar topu Baby Wonder. 100 gram 250 metre anti-peeling özelliğe sahiptir. Kodu zaten beyaz renk arkadaşlar, K10 kodu. Mavi olan da kodu şöyle K544, yine o da kar topu Baby One. İstediğiniz renk iplik, istediğiniz marka kullanabilirsiniz, bebe yünü olması önemli. Tığ olarak da şu manşetlerde 3 milimlik bir tığ kullandım. Şu lastik kısımlarında beden kısmının örümünde de 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Birer yumak yeterli oldu. Zaten beyazdan çok az kullandım. Yani yarım yumak bile değil. Maviden de yine yarım yumak kullandım. Benim için yani 2 tane yumak aldığınızda bir kazak yapabilirsiniz. Bu kısımlarına boncuk kullandım. Eğer siz düğmeleriniz varsa veya kendiniz işlemek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde. İsterseniz modelimin yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Yapımına başlıyoruz. Toplamda 72 tane zincir çektim arkadaşlar. 72 tane zincirim benim şöyle ölçüyorum. 36 gibi. Evet, 36 santimlik bir zincir oldu benimkisi. Şimdi bu zincirimizi şöyle dümdüz bir şekilde çekiyorum. Düz gelmesine önem verin. Evet. Şuradan birleşimimizi yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Evet. Şimdi zincirlerimizi, trabzanlarımızı yaparken normalde şöyle ilmeklerimize batarak gideriz. Bu sefer ilmeğimi batmayacağım. Arkasını döndürüp şu çıkıntılardan alacağım arkadaşlar. Bakın şuralardan. Şuradaki çıkıntılardan alacağım. Çünkü boğazdan, hani düğmesiz bir kazak olduğu için boğazdan giydirirken de şu şekilde esnemesi gerekiyor. O yüzden de o kısımlardan yapacağız trabzanlarımızı. Şimdi başlıyoruz. 1 zincirimi sayıyorum. 2 3 Bakın şu. İlk sıra bizi zorlayabilir. 4 5 6 6 7 8 9 10 11
12 13 14 toplamda 22 tane yapacağız arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Evet. Bakın. Gayet güzel bir şekilde esniyor. Şimdi 2 zincir çektik. 22 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Yanındakinden alıyorum. Bunu da sayarak kol için 14 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, 14 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Yine arkası için de 22 tane trabzanımız olacak. İsterseniz yapalım. Bunu da sayıyorum. 22 tane trabzan yapalım. Kol için, arka için de yine 22 tane trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine yine trabzan yapıyorum. Kol için de 14 tane trabzan yapalım arkadaşlar. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11. Evet, 14 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum ve şurada başta çekmiş olduğum zincirimle birlikte birleştiriyorum. Şöyle iki üçüncüsüne bağlayarak birleştirmiş oldum. Burası benim önle kol birleşimim, yuvam. Burada yapmamın sebebi, bu şekilde yapmamın sebebi arkadaşlar, bu zincirlerimin gözükmemesi. Sadece şurada ilk sırada zincirim gözükecek. Onun dışında yukarıya doğru zincirim gözükmeyecek. Şimdi iyice burayı izlemenizi istiyorum. Bakın, burada ipimi, tığım ipimde şöyle hiçbir zincir almadan, ipimi dolamadan yuvamın içerisine geçiyorum. Yuvamın içerisine giriyorum, alıyorum ve bir tane sık iğne yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu yuvayı yine bitişte yapacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum.
Şimdi zincirimin üzerine de batacağım. O da bir trabzan çünkü. Ve devam ediyorum. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum size. Bakın, kazağımızın yaka kısmı şöyle esniyor. Şimdi küçük mü oldu, büyük mü oldu gibi sorunlar olmasın diye benim şöyle bir bebeğim var arkadaşlar. Şöyle baş kısmını bunu giydireceğim. Bakın rahatlıkla boğaz kısmına girdi. Yani küçük değil. Bunu göstermek istedim. Hiçbir şekilde de çocuğu rahatsız etmeyecektir giydirirken. Evet. Benim ölçülerimde bu şekilde yaptığınızda zincir sayınız da aynı benim yaptığım şekilde olduğunda hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Bir tık daha küçük yapabilirsiniz. 72 ile yaptım, 66 ile yapabilirsiniz. Ama tığ numaranız yüksek olsun. 3 milimle yaparsanız küçük olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani hani yeni doğan gibi hazırlamak istiyorsanız eğer 66 ile yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum ben. Bütün trabzanlarıma tek tek trabzanlar yaparak örgümü ilerletiyorum. Yuvamın içerisine göstereceğim size oraya ne yapacağımı. Bu şekilde kazaklar hazırlayabilirsiniz çocuklarınıza. Rengarenk kazaklar hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle kış günlerinde kendi el emeğinizle yaptığınız, çocuğunuza yaptığınız bir örgü olur, giysi olur. Evet, şimdi yuvamın içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi yuvama kadar geldim. Yuvamın içerisine yine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar yuvamın içerisine bir trabzan yaptım. Ve devam ediyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şu sıra sonunda ne yapacağımızı yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna geldim. Şimdi yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Şimdi yine yuvamın içerisinde dönüyorum. İpimi sık iğne olarak aldım. Tekrar ipimi doladım ve yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Hiçbir şekilde burada zinciriniz, ek yeriniz belli olmayacak arkadaşlar. Çünkü kazaklarda bu kısımlar, bu artırma yerlerinde ve atırılan yerlerinde belli oluyor giydirdiğimizde. Ben onu sevmiyorum. Kendimce de böyle bir şey geliştirdim. Evet, şimdi yine yuvalarımızın içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Bir zincir, pardon. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan şeklinde ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda yine bunun içerisinde bir trabzan, bir zincir ve birleşimimizi yapacağız. Sanırım o kısım anlaşıldı. Şimdi isterseniz bu roba kısmımızı istediğimiz ölçüye gelene kadar yani 6-12 aylık gibi olacak benimkisi. Böyle 25 santim gibi olacak arkası da. O şekilde örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Şöyle de bir isterseniz. Şimdi bakın.
Evet. Görünüşümüz bu şekilde. Evet, şimdi devam edelim. Arkadaşlar, robamı tamamladım ben. Kazağımın robasını. Şimdi sayıyoruz kaç sıra yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra roba yaptım. Şöyle santim olarak da 10,5 santimlik bir ölçüsü var. Hatta 11 santimlik bir ölçüsü var arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle arka kısmını da göstereyim. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Şimdi ön kol ayrımını yapacağız. Beden ölçüsünü de vereyim size arkadaşlar. Bedeninin ölçüsünü vermedim. Şöyle iki uç arasına 21,5 santim gibi oldu. Şimdi kol birleşimiyle devam edeceğiz. Burada yuvaya dönmüyorum. Devam edeceğim örmeye. Şöyle iki zincir çektim ve örgümü devam ettiriyorum. En sonda bu kısmı birleştireceğiz. Diğer yuvaya kadar örerek gelelim. Şuraya kadar örelim arkadaşlar. Evet, yuvaya kadar geldim. Yuvanın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirinizi daha fazla da çekebilirsiniz. Birazcık şöyle gevşek çekeceğim zincirimi. Çünkü üzerine dolgu yapacağım arkadaşlar. Böylelikle bedenim bir tık daha büyümüş olacak. 2, 3, 4. İpimi doluyorum. Şimdi diğer yuvamızı buluyorum. Buraya da trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi devam ediyorum yine. Diğer yuvamıza kadar yine aynı şekilde geleceğim. Bakın. Şuraya kadar yine aynı şekilde geleceğim trabzanla. Bu kısmı da böyle birleştireceğiz. Evet, diğer yuvamıza geldim. Trabzanımı yapıyorum yuvanın içerisine ve 4 tane zincir çekiyorum. Ve geliyorum şurada yuvayla birleştireceğim. Bakın başlangıçtaki yuva. Ve birleştiriyorum. Şimdi şöyle de bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde birleşimimizi yapmış olduk. Şimdi bir sıra daha trabzanla devam edelim. Bir sıra öreceğiz. Şöyle bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. İki zincir, pardon. Şöyle iki zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yaptım. Trabzanla örgümüzü örüyoruz. Kol altında 4 zincir çekmiştik. Siz tabii hani kaç zincir çektiyseniz ona göre yapabilirsiniz. 5, 6 zincir çektiyseniz 6 trabzan, 7 zincir çektiyseniz 7 trabzan şeklinde kol altını yapacaksınız arkadaşlar. Kol altına kadar gelelim. Kol altına geldim. Şimdi burada her bir zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Daha sonrasında da birleşimimizi yapıyoruz ve ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim.
Diğer kol altında da yine şu zincirimizin üzerine de yine 4 tane trabzan yapacağım ve birleşim yapacağım. Sonra son haliyle bakacağız ve diğer rengimize geçeceğiz. Evet, iki sıra, bir sıra daha gittik koldan sonra kolu birleştirdik. Sonrasında bir sıra daha devam ettik. Şimdi ip rengimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, neredeyiz? Şurada. Şurada ipimi kesiyorum. Şurada. Bakın şöyle koyduğumuz zaman tam kol altından itibaren yani kenara denk gelecek yerde ipimi takacağım. Şu kısmı ortalayacağım yani şuradan ipimi takacağım ki şu zincir kısmı tam kenar kısmında gözüksün. Burada ön kısımdan gözüksün istemiyorum. Daha şöyle tutalım bakalım. Evet şöyle şuradan. Arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi ekliyorum. Ben beyaz beyaz kullanacağım. Şöyle dibine de sık iğneyle bunu buraya iyice bağladım. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Evet, tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Yanındakine batıyorum. Şurada ilmeğe batmaya çalıştım. Hepsini tek seferde çıkardım. Batıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Batıyorum. Tek seferde çıkardım. Yani çakma trabzan yapıyoruz. Bu sırada böyle bir 6-7 sıra kadar öreceğim. Muhtemelen 6 sıra kadar öreceğim. Ben öreyim. Kaç sıra ördüm sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama şöyle öreyim sonda nasıl yapacağımızı, nasıl bağlayacağımızı, birleştireceğimi de yine size göstermek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonundayım. Sıra sonunda şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum. Çıkarıyorum. Bu şekilde toplamda 6 sıra öreceğim. Sizler de örün. Ben de öreyim arkadaşlar. Evet, bakın. Bu şekilde ilerliyor. 6 sıra örelim, sonrasında devam edelim. Kazağımın beyaz kısmını bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüşüm. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 9. Toplamda 9 sıra ördüm. Şöyle 9 sıramın kaç santim olduğunu da söyleyeyim size. 7 santim oldu. Yakadan itibaren de 20 santim oldu. Şimdi beyaz kısma geçeceğim. Burada beyaz ipimi kestim. Mavi ile devam edeceğim. Yine bakın aynı yerden tam kenarda kalacak şekilde daha şöyle biraz içe doğru gelmiş şuradan takacağım ipimi.
Evet, şimdi trabzan olarak devam ediyorum. 1-2 zincir çektim. Tabii bir tane çekeceğim. Evet. Trabzan olarak devam ediyorum. Beyaz kısmı çakma trabzan yapmıştık. Buradan öteye trabzan olarak devam edeceğim. Yine her bir ilmeğe bir trabzan. Şunları da yürütüyorum arada. Evet. Bu şekilde her bir ilmeğe birer kere trabzan olacak şekilde öreceğim. Sonda birleşimimizi yapacağız. 3-4 sıra kadar böyle trabzan öreceğim arkadaşlar, döne döne. 20 santimde şöyle bir 24-25 santim olana kadar yakadan itibaren öreceğim. Sonrasında da kazağımızın lastik kısmına geçeceğiz. Başlangıçlarda böyle zincirinizi sıkı sıkı çekerseniz, iki tane zincir çekip sıkı sıkı çekerseniz, oradaki zincir fazla gözükmeyecektir. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi bakın şöyle bir sıkıştırıyorum. İki zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu zincirim burada fazla gözükmeyecek. Şimdi 4-5 sıra kadar mavi ile örelim. Sonra lastik kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Kazağım için toplamda 5 sıra trabzan yaptım. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Normalde burada 4 sıra gözükecek arkadaşlar. Şuraya lastik yapacağım için lastik kısmına kayacak. O yüzden 5 sıra yaptım. Şimdi lastiği de nasıl yapacağımı göstereyim. Başta şöyle bir tane zincirimizi çektik. Öncelikle şu önden alıyorum. Bakın. Şu lastik kısmını ince tığla yapacağım. Evet. Şurada şöyle önden aldım. Şunu bakın arkadan öne doğru geliyorum. Üzerinden ilmeğimi alıyorum ve tekrar geri çıktım. Önden. Şekilde bir önden bir dıştan olacak şekilde yapıyoruz. Bakın burada 4 sıra trabzan olarak gözüküyor. 1, 2, 3, 4. 5. sıramız lastik kısmına döndü. Şimdi bu sıra lastiğimizi de böyle tamamlayalım. Üst sırada yine sizlere göstereceğim arkadaşlar ne yapacağımı. Birkaç sıra lastik olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonundayım. Sıra sonunda birleşimizi yapıyoruz. Böyle bir iki zincir çekiyorum. Şimdi bakın şurada önde kabartılar var. Bu kabartıları
Bu şekilde alıyorum. Ve arkada kalanlar var. Bakın gözükmüyor arkada. Bunu da yine şöyle arkadan öne doğru geliyorum, alıyorum. Bakın bu kabartıyı önden, bunu da şöyle arkadan gelerek alıyorum. Kabartıyı önden. Kabartılar önden. Diğerleri arkadan arkadaşlar. Bu şekilde lastik kısmımızı da tamamlayacağız. Yaklaşık 4-5 santim olana kadar öreceğim ben. Sıra sayısını da veririm size bittiğinde. Sizler de yapın, ben de yapayım. Lastik kısmı bittikten sonra kollara geçeceğiz. Kollarımızı da yapıp sonra da kazağımızın ön figür çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar benim lastik kısmım tamamlandı. Toplamda 5 sıra ördüm. Şuradaki burası 5 sıraydı. Şu trabzanlı, mavi trabzanlı kısım. Onun 5. sırası ile birlikte de 6 sıra lastik kısmımız oldu. Şöyle o kısmı da bakın yine ölçeceğim size. Evet, 4 santim oldu benimkisi. Siz daha da uzatabilirsiniz isterseniz. Şimdi kol yapımına geçeceğiz. Ben şöyle bir tanesini kolunu bakın yaptım. Bir tarafını. Bu şekilde bir tarafın kolunu yaptım. Diğer kolu da yine beraber yapacağız. Burada ne yaptıysak, yani hangi iplikle yaptıysak ve nasıl çalıştıysak kolda da aynı şekilde. Şimdi burada kol için hani kolu birleştirirken ve altında 2 sıra mavi çalışmıştık. Kolda da yine 2 sıra mavi çalışacağız. Daha sonrasında da bu beyaz kısmı çalışacağız. Yine bu beyaz kısmında burada çakma trabzan yapmıştık. Yine aynı şekilde çakma trabzan yapıp burada da yine mavi ile birlikte 5 sıra trabzan sırası çalışacağız arkadaşlar. Yani bedende ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle kol altından takıyorum. İpimi. 2 sırada eksiltme yapacağım. Başta ve sonda. Çok geniş, kolu çok geniş olmasın diye. Evet. Eğer siz şuradaki hani kolu birleştirirken çekmiş olduğumuz oradaki o zinciri az çektiyseniz buradaki bu eksiltmeyi yapmayın arkadaşlar. Benim kadar çektiyseniz yapabilirsiniz. Çünkü kolu çok geniş oldu benim için. O yüzden böyle başta ve sonda 2 sırada kesim yaptım. Evet, şimdi şöyle bir iki zincir çekiyorum. Şimdi bakın. Kesimimizi yapıyoruz. Şurada ilmeğime batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakini batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım ve burada bir tane kesimimizi yapmış olduk. Şimdi şöyle şuraya bir tane. Diğer kolda kaç tane varsa burada da o kadar sayıda trabzan olması gerekiyor arkadaşlar. Benim diğer kolda eksilttikten sonra 36 tane trabzanım kalmıştı. Ama dediğim gibi sizin farklı çıkabilir. O yüzden hani çok sayıya takılmayın. Burada önemli olan her iki kolunda eşit sayıda olması. Çünkü benim yaptığım ölçülerden büyük yapabilirsiniz. Tabii ki o zaman da sayılar eşit olmayacaktır. Şimdi sıra sonuna kadar trabzan yaparak ilerliyorum. Her birine birer kere trabzan yaparak öreceğim. Şu kol altına kadar gelelim. Evet, sonda da şimdi yine kesimimiz olacak. Şöyle batıyorum buraya. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Şuradaki ilmeğime batıyorum.
İki çıktım. Tam da üç tane var. Tek seferde topladım. Ve şurada birleşimimizi yapıyoruz. Bu sırada bir tane daha eksiltmem olacak. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Batıyorum. İki çıktım. Tam da iki tane var. Yanındakine batıyorum. İki çıktım. Tam da üç tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bu benim ikinci sıram mavi ile. Yine bedende iki sıra çalışmıştık. O yüzden burada da yine iki sıra çalışıyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yine trabzanlar yaparak ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi sıra sonuna batıyorum. İki çıktım. Tam da iki tane var. Yanındakine batıyorum. İki çıktım. Tam da üç tane var. Tek seferde topladım ve birleştirdim. Evet. Şimdi beyaza geçiyorum. Bedendeki bu iki sıramı tamamladım. Şöyle. İlmeğimi çekiyorum içinden. Şöyle bir zincir çektim ve hemen dibine sık iğne yaparak bunu buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Dibine değil yanındakine çakma trabzan yapıyorum. Bedende yapmış olduğumu yani ipimi doluyorum, batıyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Batıyorum ve hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bütün ilmeklere tek tek kesim yapmıyoruz burada. Eğer çok geniş olursa kolunuz hani büyük yaptığınızda kol kısmı çok geniş oldu. O zaman kesim yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapacaksınız? Yine şu başta yapın. Başta ve sonda yapın. Gösteriyorum bakın nasıl yapacağınızı. Batıyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın battım. Tekrar ip alarak battım. Şunları yok edeyim. Bakın ipimi aldım. İlmeğe batıyorum. Çektim. Tığımda 3 tane var. İp dolamadım. Yanındakine batıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Bu şekilde bir eksiltme yapmış olduk. Başta ve sonda bunu yapabilirsiniz. Eğer kol kısmı size çok geniş gelirse. Şimdi ben devam ediyorum. Tek tek. Sıra sonuna kadar gelelim. Şuradaki mavi ipimi de kaldırıyorum. Sıra sonuna kadar çakma trabzan yaparak geliyorum. Evet, sıra sonundayım. Şöyle birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle dibine batıyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Bundan sonra hep bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi 9 sıra kadar. Yani bedende kaç sıra örmüştük? 9 sıra örmüştük. Şöyle göstereyim bakın. 9 sıra beyazla ilerliyorum. Çakma trabzan yaparak. Sonrasında mavi ile 5 sıra trabzan öreceğim. Burada da yine 5 sıra trabzan örmüştük. Sonda da ben beyazla çalıştım şu şekilde. Lastik kısmını beyaz yaptım. Bedendeki aynı lastik kısmını buraya uygulayacağız. Ama yine ben sizlere şu koldaki lastik kısmını göstereceğim arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Sonra lastik kısmıyla ve bu öndeki süslemelerle birlikte devam edip kazamızı sonlandırmaya doğru gideceğiz. Bu kısmında lastik kısmına kadar geldim. Bakın çakma trabzanlı olan beyaz yerimi ördüm ve mavi ile olan 5 sıra olan yerimi ördüm. Şimdi beyaza geçip lastik kısmına başlayacağız. Evet, şimdi bakıyorum şurada
İpim. Buraya ekleme yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine sık iğnemi yaparak iyice monteliyorum onu buraya. Bir zincir çektim. Şimdi bakın. Şu zincirin üzeri şuna ön lastik yapıyorum. Ön lastik yapıyorum. Yanındakine şu şekilde lastik yapıyorum. Bunu ön lastik. Tığımı küçülttüm bu arada. Bir küçük numara tığ aldım. 3 milimimi aldım. Bakın. Yani beyazla tekrar trabzan gitmedik. Zaten 5 sıra maviyle ördük. Sonrasında lastiğe geçip bedende de yine 4 5 sıra maviyle örmüştük. Sonra lastik kısmı için devam etmiştik. Lastik kısmıyla devam etmiştik. Burada da aynı şekilde. Bakın, bir arka lastik, bir ön lastik. Arka lastik, ön lastik. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonundayım. Şöyle bir ön lastiğimi de yapıyorum ve birleştiriyorum. Şuradaki zincirimle birlikte birleştiriyorum arkadaşlar. Bir iki zincir çekiyorum. Daha sonrasında lastiklerimizi almaya devam ediyoruz. Önde gördüklerimi önden, arkada gördüklerimi arka taraftan alarak devam edeceğim. Bakın, önde gördüklerim, yani şu kabartılar önde gördüklerim, bu şekilde alıyorum. Şu da arkada gördüğüm, onu da yine arka taraftan alıyorum. Bu şekilde toplamda diğer kolda kaç sıra yapmıştık arkadaşlar? 5 sıra yapmıştık galiba. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 sıra örmüştük. Şimdi bu şekilde 5 sıra öreceğim. Sonrasında ipimi kesip süsleme kısmına, şu boğaz kısmındaki sık iğne yerine geçeceğiz. Yani boğazımıza sık iğne gideceğiz. Sonrasında da süsleme kısmına geçerek kazağımızı sonlandıracağız. Şimdi örelim kol kısmını ve o kısımlara geçelim. Kol kısmını da bitirdim. Şimdi yaka kısmını öreceğim arkadaşlar. Yaka kısmına şöyle şu arka bir yerden, arka taraftan takacağım ilmeğimi, şuradan takayım. Beyazla yine buraya da gideceğim. Yine tığım 3,5 milim. Şöyle zincirlere, ilmeklere batarak boşluklara da batabilirsiniz şu şekilde. Bakın arkadaşlar, şu ilmekleri şu şekilde alıyoruz şöyle. Her bir ilmeği bir kere atıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde her bir ilmeğe bir kere olacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz.
Evet, yaka kısmımızı da böylelikle tamamladık. Şimdi geliyoruz bu kısmın süslemesine arkadaşlar. Öncelikle şöyle malzemelerimizi alalım. Öncelikle şöyle bir tane kulağımı ben yaptım. Bakın kulak kısmına. Şimdi ikinci kulağı da beraber yapacağız. Şöyle bakalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Yapıyorum 10 tane. Yapacağım. Şöyle yapıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine 10 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptım. Şimdi evet. Şunu da arada iyice sıkıştırdım. Şimdi mavi ipimi alacağım. Döndürüyorum. Şimdi şunu da şöyle döndüreceğim. İpime doluyorum ve şöyle dibine çakma trabzan yapıyorum. Bakın ipime doladım. Batıyorum, çekiyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çektim. Her birine birer kere bakın 1, 2, 3 tane tığımda var. Topladım. İpime doluyorum. Batıyorum. Bir tane var. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Batıyorum. Hepsini tek seferde topladım. Bu şekilde çakma trabzan yapıyoruz. Sonuna kadar. Döndürüyorum. Bir zincir ve bu sırayı da sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şunu da alıyorum. Şuradan yürüteceğim. Evet. Şimdi bu sırayı da sık iğne yapıyorum. Bakın. Attım. Attım. Biraz sıkı sıkı örüyorum ki kulak şeklini alsın. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Şimdi şunları temizleyelim buralardan. Şunu da bir içte yürüteceğim. Şöyle biraz yürütün arkadaşlar içte. İğneyle bir şeyle. Evet, şimdi bakın iki tane kulağımız hazır. Şimdi bunları buraya dikelim. Şöyle mavi bir ip takacağım iğneme. Şimdi bakın şöyle tam ortalamış oluyoruz kazağımızı. Şöyle. Şunu öncelikle alalım. Şunu dikeceğim buraya. Bakın şöyle gösteriyorum. Arka ilmeklerinden alarak dikeceğim. Şöyle. Tersten ipimi, iğnemi taktım. İğnemi içten aldım. Yukarıya doğru kulağımın hemen arka ilmeklerinden aldım. Şöyle çekiyorum. Tekrar. Bakın.
Yine arka ilmeklerinden alıyorum. Bir kazaktan, bir kulaktan olacak şekilde dikeceğiz buraya. Şöyle altıda şöyle. Evet, şu kısmı sabitlememişim. Döndürüyorum. Şöyle bakın. Tekrar oradan ipimi aşağıdan aldım. Burada düğüm yapacağım. Ve şöyle ilmeklerin aralarından da bakarak kulağımın çıkmasını engelliyorum. Evet, bir taneyi bu şekilde diktik. İkinciyi de yine aynı şekilde dikelim arkadaşlar. İkinciyi de şöyle şuraya dikeceğim. Tam ortalayacağız. Yani buradan ne kadar kaldıysa ilmek, buradan da o kadar. Bunu da dikelim, sonra gözlerine döneceğiz. Evet, kulaklarımızı böylelikle diktik. Gözler için de arkadaşlar elimde şöyle bakın incilerim vardı. Şu arkası şöyle düz. Bunları yapıştırarak takacağım ben kazağıma. Bunu da şuraya yapıştırıyorum. Düğme varsa elinizde eğer düğmeyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Dikebilirsiniz düğmelerinizi buraya. Şimdi şöyle de bir burnumuz var. Hemen bu burnu da sizlerle yapılışını paylaşayım. Evet. Öncelikle yine şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanız, sihirli halka yapamıyorsanız arkadaşlar 4-5 tane zincir çekip birleştirin. Sonra ortasına yine aynı işlemi yapın. İpimi doluyorum. Batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Şöyle 10 kere 2 3. Bakın şöyle ipimi doluyorum, batıyorum. Hepsini tek seferde çekiyorum. 4 diyorum. Hepsini tek seferde çekiyorum. 6 7 8 9. Evet, büyüklüğüne ne kadar istiyorsanız o şekilde dolduruyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da birleştiriyoruz. İpiniz daha ince olursa, yani çok kalın iplik kullanmamaya özen gösterin. Biraz daha ince bir iplik olursa daha güzel olur. Evet, bu şekilde. Daha sonra iplerinizi gizliyorsunuz. Gizliyoruz bu şekilde. Arkadan iplerimizi gizleyeceğiz. Sonrasında da ben yine yapıştırdım. Siz dikebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Şimdi yine siyah ipimle yapıyorum. Farklı bir renk kullanmak isterseniz eğer farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimi alayım. Evet, şimdi şu burundan aşağıya şurasının yüksekliği benim için yeterli. Şöyle batıyorum. Şu tam burnun, bakın tam burnun şu altından iğnemi takacağım. Şimdi yine şurayla geliyorum buraya. Şu başlamış olduğum noktadan çıkarıyorum. Bir iki tane bu tarafa geçiyorum. Bakın şöyle üst kısmına şöyle bakın. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi yine şuradan
Bakıyorum bir iki tane, bir iki tane. Şöyle ortadan çıkacağım arkadaşlar yine şuradan. Evet. Buradan çıkıyorum. Bakın. Yine bir iki tane atlıyorum tarafa. Daha sonrasında ne yaptık? Bakın hemen şu kısımdan buradaydık. Hemen üst, yani şuradan atıyorum. Yanlış taktım. Evet, hemen şuradan. Evet. Bu şekilde ağız kısmında yapmış olduk. Şöyle döndürüyorum. İç kısımda düğüm yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel oldu, çok tatlı oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve kolaylıkla da yapabilirsiniz. Evet. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir kazağımızı tamamlamış olduk. Çok da güzel oldu. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kesinlikle şahane modeller gelecek arkadaşlar. Yine kazaklar gelecek. Farklı farklı figürlerle kazaklar gelecek. Kapşonlu kazaklar, normal kazaklar, bu önü düğmeli kazaklar. Pek çok ürün gelecek. Haftanın 3 günü zaten video yayınlıyorum. Mutlaka izlemeyi ve bu ürünlerimi yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.